Merhaba. Aa, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Vay Kemal amca, bu ne güzel sürpriz ya. Vallahi acayip sevindim ha. Hemen kahvemizi söylüyorum. Şöyle karşılıklı oturup hem sohbet eder hem içeriz. Ha, bir dakika. Mesai başladı Tolga Bey. Lütfen ciddiyetimizi koruyalım. Anlamadım. Lütfen bana İrem Hanım'ın yerini ve iş planını gösterin. Ben mesaiye başlayayım. İrem Hanım'ın yokluğunda baba Kemal Bey bize biraz destek olacak. Evet, İrem Hanım yokken senle omuz omuza vereceğiz ve bu açığı kapatacağız. Yani ne gerek vardı Kemal amca, ben hallederdim ya İrem yokken. Kemal amca yok. Kemal Bey, mesai saatlerinde lütfen bana Kemal Bey diye hitap ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler. Kemal amca, İrem'in... Kemal Bey. Kemal Bey, İrem'in yeri burası. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Lütfen. Ya çok ısrar etti, idare et biraz. Kıramadım yani. Ya lafım oğlum Haluk abi ya. Kemal amcanın başımızın üstünde yeri var. Ne olacak? Ya idare et yani. Tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Ben yolda acayip acıktım. Bir şeyler söylesene iyi. Hemen söylerim abi internetten. Hemen gelirsen rahat ol. Oğlum gönder birini aldır bir şeyler. Ya abi buradan daha hızlı gelir. Sen ne istersen onu söyle. Su böreği yer misin abi? Bayılırım. Aa tamam. Hemen. Söyle söyle. 1,5 porsiyon söyle. Tamam abi fazla söylüyorum. Tolga Bey, bir bakar mısınız lütfen? Geliyorum Kemal Bey. Buyurun Kemal. Tolga Bey, bu raporlarda çok eksiklik var. Şimdi ben bunları düzeltiyorum. İrem Hanım geldiğinde siz kendisine iletirsiniz. Nasıl ileteyim Kemal amca ya? Kemal Bey. Kemal Bey ya. Bıraktı gitti beni burada tek başına aşkım. Rica edeceğim Tolga Bey. Aşkla işi birbirine karıştırmayın. Rica edeceğim, size hiç yakıştıramadım. Yani bu iş yerinde... Öncelikle iş gel. Tabii tabii Kemal Bey haklısınız. Baba Kemal Bey nasıl alışabildiniz mi? Kısa zamanda çok mesafe kat ettim Haluk Bey. Fakat şunu söylemeliyim. Çok eksik var sistemde. Ben hepsini düzeltiyorum hiç merak etmeyin. Buraya intizam ve nizam getireceğim. Çok teşekkür ederiz baba. Kemal Bey teşekkür ederiz sağ olun. Haluk abi ya. Oğlum benim yemeğim nerede kaldı? Yolda Haluk abi geliyor. Oğlum niye birini gönderip aldırmadın? Ya abi sabret, 2 dakika içinde burada olacak ya. Günaydın Işıklar. Günaydın İsmail Bey, nasılsınız? Efendim buyurun. Bugünkü iş programınız. Bunlar da raporlar efendim. Biraz karışıktı, ben onları yeniden düzenledim. Kahveniz odanızda sizi bekliyor. Karnınız aç mı, yemek yediniz mi? Şey Kemal amca. Amca değil Kemal Bey. Şimdi bir şeyler söyledim. Getirecekler Kemal'a. Kemal Bey. Şöyle anlatayım ben. İrem Hanım'ın yokluğunda babam bize yardımcı olmak istedi o yüzden. Kemal Bey yardımcı. Kemal Bey. Tövbe tövbe Haluk uşağım ne diyorsun sen ya? Kemal amca mı ya? Kemal Bey. Öyle, öyle. Yani bu konuda dikkatli olmamız lazım. Görev sırasında Kemal Bey. Ya Haluk uşağım, olur mu öyle şey Kemal amca ya? Kemal Bey, bu konuda kararımız kesin. Oğlum nerede kaldı bu yemeğim ya? Midem sırtıma yapıştı. Şimdi aradım Haluk abi, yoldaymış. 5 dakika yolda dedi. Ne bitmez yolmuş bu, Fizan'dan mı geliyor? Efendim İsmail Bey, yeni sistemimizi çok beğendim. Barajdaki en ufak bir çatlağa tahammülüm yok. Tolga Bey, size verdiğim görevi yerine getirdiniz mi? Tabii onu bitiriyordum şimdi. Buyurun Kemal Bey. Hazır. Gayet güzel. Siz de incelemek ister misiniz Haluk Bey? Gerek yok Kemal Bey. Tolga Bey hazırladıysa bir sorun yoktur. Hayır. İnceleyeceksiniz ve altına kaşenizi basıp imza atacaksınız. Ben kaşenizi getireyim. Çok eksik. Çok eksik. Yemeğin 5 dakika içinde burada olsa iyi olur. Tamam Haluk Bey. Arıyorum tekrar. Problem yok değil mi? Yok.
Yok abi, hepsini yaptım. Buyurun, kime bakmıştınız? İyi günler. Yemek getirdim. Yemek kime? İsim verilmemiş. Adres burası ama. Ha, adres burası? Ha. İsmail Bey'in yemeğidir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ödemesi yapın. Rica ederim siz şuna. Teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Tamam. İyi değil mi? Güzel. Sağladık abi. Su böreğim nerede? Abi şimdiye kadar 50 kere gelmesi lazımdı, görmedin mi? Kaç kere aradım ya? Nasıl bir yermiş bu ya? Tolga Bey. Haluk Bey, nasıl geçti toplantınız? Çok iyi Kemal Bey, bir sıkıntı yok. Güzel. Gayet güzel. Haluk Bey burada imzanız ve kaşeniz çeksin. Tabii. Beter. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Öleceğim açlıktan ya. Yani kolumu kemireceğim biraz sonra. Ömrüm abi. Bana bak. Eğer tamam. 5 dakika içinde o kapıdan elinde paketli biri girmezse elimden çekeceğim var. Evet. Haluk abi gelmiş, teslim ettik diyor adamlar. Ne demek teslim ettik? Nerede benim böreğim? Affedersiniz, yemek siparişinden mi bahsediyorsunuz? Evet, Tolga Bey yaklaşık 1 saat önce bir börek sipariş etmişti. Hala gelmedi, onu bekliyoruz. Börek, su böreği? Evet. Ya Haluk abi, teslim ettik diyor adamlar ya, gelmişler. Nerede peki? Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya biraz önce bir sipariş geldi, ben onu teslim aldım. Ha öyle mi? Hemen çay söyle. Ama şey, yani ben onu teslim aldım. İsmail Bey'in siparişi diye ona götürdüm. Benim böreğim. Sizin böreğiniz bilmiyorum ki Haluk Bey. Ben İsmail Bey'in siparişi diye aldım, ona götürdüm. Kemal Bey. İnan ki su böreğine bayıldım ya. O ne kadar güzeldi. Hem de en sevdiğim de söylemişsin de. Afiyet olsun. Haluk Bey, ben sizden bir imza alacaktım efendim. Şurayı imzala. Kemal amca. Kemal Bey, günaydın. Erkencisiniz. Tolga Bey, lütfen mesai saatlerine uyalım. Tam 45 dakika geç kaldınız. Vallahi doğru diyorsunuz Kemal Bey. Biraz trafik vardı ama akşam zaten geç çıkacağım. Ben onu telafi ederim. Çay içer misiniz? Çay söyleyeyim mi size? Hayır, teşekkür ederim. Çay. Şurayı bir imzalayayım da önce Tolga Bey. Ne bu? Geç kalmamla falan mı alakalı? Hayır, kontrolsüz çay tüketimi tespiti. Benim gözlerim VAR sistemi gibidir. Her tarafı görürüm. İsmail Bey'in onayıyla bu işe el koyuyor. Zaten çaycı arkadaş girince paketleri ona imza karşılığı teslim edeceğim. Böylelikle çay tüketimini kontrol altına alacağız. Ya çok iyi düşünmüşsünüz Kemal Bey. Vallahi bravo. Ne dert? Niye? Tolga Bey. Efendim Kemal Bey. Bir şey mi dediniz? Yok, yok, yok. Ne diyeceğim? Çay diyorum. Çok sevmem. Onu düşünüyordum yani. Odadayım. Hayırlı. Rica ederim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Kemal Bey, ben ilgileneyim hanımefendiyle. Rica ederim Tolga Bey. Satış benim alanıma giriyor. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bir projenizi inceledim ben. Şartları falan da çok aklıma yattı. İrem Hanım vardı. Onunla telefonda uzun uzun konuşmuştuk gerçi. Kendisi buralarda mı acaba? Hayır, İrem Hanım yok efendim. O kısa bir tatile çıktı. Onun yerine ben bakıyorum bu satış işlerini. Buyurun. Buyurun. Hangi daireye bakmıştınız? Şu köşe olabilir. Güney cephesi. Güzel. Güneş alsın. Ne oluyor Tolguş'a? Kemal Bey satış yapıyor, İsmail Bey. Ya sana bir şey diyeyim mi Uşa? Bu Kemal Bey şirkete geleli var ya, şirkete bambaşka bir hava esti ya. İrem Hanım geri dönse bile ben Kemal Bey'e iş teklifi yapacağım, biliyor musun? Ya İsmail Bey, yani 2 gün desteğe geldi Kemal Bey. Öyle uzun uzadıya çalışamaz zaten ya. Gerek yok ki. Yapmayın. Var uşağım, var. Göreyim misin? Eski toprak.
İşi bileyim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok hayırlı sağ olun. Olsun. Şu teşekkür evrakları ederim. Tamamlayıp gelirseniz biz de işlemlere başlarız. Efendim. Tabii. Ben de bakayım eksik kalmasın. Kemal Bey, aslında bu kadar evrağa gerek yok. Rica edeceğim Tolga Bey. Artık bu evraklara gerek var çünkü sistem değişti. Efendim siz bu evrakları hazırlayıp gelin lütfen. Tabii ki. Madem gerekli hazırlayacağız. Kolay rica gelsin. Sağ olun, iyi günler. Ya Kemal Bey, yani gereksiz bir sürü evrak istediniz müşteriden. Gerek yoktu ki onlara. Tolga Bey, bunlar gerekli. Lütfen. Lütfen benim işime karışmayın. Rica edeceğim. Merhaba. Merhaba. Haluk Bey, bugün bir ev satışı gerçekleştirdik bilginize. Teşekkür ederiz Kemal Bey. İsterseniz çıkabilirsiniz. Hayır. Daha mesaim dolmadı. Efendim? Buyurun İsmail Bey. Tabii geliyorum. Tabii. Müsaadenizle. Görüyorsun değil mi? İki günde bir ev sattı bile. Ya Haluk abi, o sattığı hanımefendiyle İrem daha önceden konuşmuştu zaten. Fark etmez. Noktayı babam koydu. Bu utanmanızı sağlar biraz. Haluk abi, başka bir sıkıntı var. Bak ben söyleyeyim de. Şimdi bu evi alan hanımefendiden Kemal amca bir sürü evrak istedi. Yani ev satışı için o kadar evrağa gerek yok. Yani biz söyledik ama dinletemedik. Seni dinler ya Kemal amca. Siz bir söyleseniz de biraz yumuşatsa. Neyse. Bırakın bildiği gibi yapsın. Boşuna karışma. Baba. Baba değil. Kemal Bey. Kemal Bey. Müşterimiz sabahtan beri evrak peşinde koşuyor. Haluk Bey, bu evraklar gerekli. Rica edeceğim lütfen siz benim işime karışmayın. Buyurun Kemal Bey, evraklar. Tamam herhalde. Güzel. Harika. Eksiksiz gözüküyor. Çok şükür. Evi alıyorum yani. Daha değil efendim. Lütfen. Biz önce evraklarımızı inceleyeceğiz. Sonra size haber vereceğiz. Efendim siz şimdi bugün gidin, yarın gelirsiniz. Efendim hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hallediniz. Bir dakika rica edeceğim. Ne demek hayırlı olsun? Durun bakalım. Ev almak öyle kolay mı? Efendim siz lütfen gidin, yarın gelirsiniz. Peki Kemal Bey. Gelirim ben yarın tabii. Rica ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.